Evet, Mesut Özil'in açıklamaları bu şekilde. Çok konuşulan açıklamalar. Önce takipten çıkmayı Fenerbahçe, sosyal medyadan takipten çıkması. Ardından hemen öncesinde aslında kardeşinin düğününe katılması, orada oynaması. Sonra Fenerbahçe taraftarının tepkisi. Sonra Fenerbahçe'yi takipten çıkması. Hatasını fark edip mi geldi bu açıklama sence? Hatasını fark etti mi ya da ortada bir hata var mı? Yani tabii ki takibi bırakmış olması çok, daha önceki bir yayında da bahsetmiştim. Yani birbirine küsen sevgililer gibi hani takibi bırakmalar, engellemeler Ki falan. Yani Arsenal'i bile takip ediyor yani. Hani oradan bu da ayrılış çok sürecinde doğal fark gelmiyor ediyoruz. bana. Şimdi profesyonel bir şekilde süreci yöneteceksiniz. İşine iletişimi de doğru katmanız gerekiyor. Fenerbahçe ile kontratınız devam ederken, hele bir de bu şekilde tartışmalı bir ortamdayken ve Türkiye'nin futbol ikliminde değil, bence dünyanın herhangi bir yerinde Mesut Özil herhangi bir takımdayken o takımın hesaplarını takibi bıraktıysa bu tartışılır. Hayırdır derler insana. Bir şey mi oluyor? Ne olacak? Gibi bir yaklaşım olur. O yüzden Mesut bunu tahmin etmese gerekiyor. Mesut tahmin etmiyorsa bile bu kadar değerli bir markanın muhtemelen iletişimini yöneten isimler bunu tahmin etmese, buna müsaade etmemesi gerekirdi. Mesut bu anlamda belli ki çöküşe geçmiş ve anlık bir kızgınlıkla ya da planlayarak bile olsa düşüncesiz bir şekilde takibi bırakmış. Bunun hata olduğunu anlaması ve geri dönmesi tabii kıymetlidir ama hiç yapmaması gereken bir şey. Bu seviyelerde bu kadar markasını öne çıkartmış bir ismin Fenerbahçe markasına da zarar verecek bu tarz adımları atmaması gerekiyor. Nevzat Dindar. Ya ben de hemen atlayıp konuya yanlış bir hareket Mesut'a yakıştıramadım. Arsenal'ı takip edip nasıl Fenerbahçe'yi takipten çıkıyorsun? Fenerbahçe senin çocukluk aşkın falan değil mi diye konuyu hemen atlayanlardanım. Ama şimdi tekrar takibe başlayınca anladım ki bu bilinçli yapılmış. Yani iletişim ekibi tekrar bir Mesut'u gündem yapmayı başardılar, en azından şu an konuşuyoruz. Demek ki amacına ulaştı. Ama yani bunun tabii taraftar ve kamuoyu nezdinde amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Yoksa Jesus'un etkilendiğini pek düşünmüyorum ya da Ali Koç'un etkilendiğini pek düşünmüyorum. Yaşayıp göreceğiz ama Mesut bu şekilde gündeme gelmesi hakikaten büyük bir hayal kırıklığı. Yani biz Türkiye'ye gelirken Mesut'tan oynadığı futbol asistleriyle bu ligde bir Alex etkisi ya da bir Hacı etkisi, Hacı ile neredeyse aynı yaşta gelmişti ve dünya futbolunda Mesut Özil'in bir karşılığı vardı. Dolayısıyla hani bu derece bir etki yaratmasını beklediğimiz Mesut büyük bir hayal kırıklığı. Aynen. Performansını bir kenara koydum. Yani iletişimi ve ilişkileriyle de sıkıntı yarattı. Yani böyle sevimli bir insan olarak insanların gözünde kalmadı biraz sanki. O da onun açısından kötü. Ya paraya, pula, şöhrete çok ihtiyacı yok. Mesut'un duygusal açıdan bir tatmine ihtiyacı var. Belli ki o da Fenerbahçe'de bu son takip meselesi de gösteriyor ki hakikaten Fenerbahçe'de başarmak istiyor, göstermek istiyor. Bence imkansız değil yani, sonuçta kendisini eğer bu kadar çok istekliyse başarabilir. Sonuçta Mesut farklı bir oyuncu ve gerçekten olaya konsantre ise bir şansı hak ediyordur ya. Kimler kaçıncı şansları aldılar? Mesut Özil böyle ikinci bir şansı hak etmeyecek ne suç işledi ki? Yani sonuçta iyi bir Fenerbahçeli ve bir dünya starı, yani bir kredisi olur ya bu insanların da. Demek ki çok Taner. ağır bir şey yapmış. İddialar o yönde. Yani ne Yani olabilir ki İsmail abi? Kartal'a yönelik söylemlerinde çok yani ego taşıyan Ne oldu ifadeler. İsmail Kartal? Nerede şimdi? Ne fark eder Yok. canım? Yani burada önemli olan Fenerbahçe'de O hataları isimler değil, orada, evet, Fenerbahçe teknik direktörü ne evet, takımı yani çalıştıran ummanlara ismi, karşı yapılmış evet. saygısızlık. Tamam da biz kimlerin ne Mekanlara hatalar yaptığını gördük ya. yani bu arada yani ne yaptığını bilmediğimiz için resmi bir açıklama yok. Fenerbahçe'de Mesut'un markasını korumak adına resmi açıklama yapmıyor yaptığı şeyle alakalı. O yüzden ne yaptığını bilmeden yargılayamıyorum Fenerbahçe niye affetmiyor diye. Belki de hakikaten de affedilmeyecek bir şey yaptı. Asla O gel. yüzden de şimdi bir şey diyemiyorsun. Ama şey İddialar var. Yok Taner, İsmail asla Kartal'a terlik fırlattı gibi. Hani bunu iddia olarak konuşulduğu için ve gerçekten resmi bir açıklama gelmediği için
şunu çıkartıyorum. Mesut gibi bir markayı aylarca kadro dışı bırakacak seviyeye geldiyseniz ve Jorge Jesus'a bunu izah ettiğinizde Jesus da tamam o zaman istemiyorum diyorsa belli ki arkasında dolu dolu bir sebep var. Ya umarım, bu sebebi bilmeden bak, umarım, de Mesut bir stardır, Mesut budur, ne, bir şansı daha hak ediyor diyemeyiz. Çünkü adamın ne yaptığını bilmeden bir şansı daha hak ediyor mu etmiyor mu çıkartamam ortaya. Taner, umarım bu da bir totem değildir. Yani ben çünkü... Nasıl bir totem? Ya maçlara Ali Bey'in belli totemleri oluyor. Belki Mesut'u kadro dışı kalması, takım kendine geldi. İyi yok artık Nevzat Dindar. Yani biraz uç bir örnek oldu hani totem olarak. Yani... Heh? Çok totem olarak zaten ben de umarım değildir dedim yani. Zaten. Ben böyle bir şey vardır demiyorum. Yok değildir. Benim zaten. Emre Belezoğlu Galatasaray durumum daha gerçekçi kaldı. Hayır. Bak şimdi şöyle bir durum var. Biz Mesut Özil'le ilgili ortada somut bir şey görmüyoruz. Somut bir şey görmediğimizden dolayı bugün herkes farklı farklı teorileri üretebiliyor. Dolayısıyla sen terlik diyorsun, bir başkası farklı bir şey söylüyor. Belki başkan olayı kendince böyle yorumluyor. Mesut olmadı. İşte takım daha iyi gidiyor yorumluyor olamaz mı? Yani kendi Fenerbahçe maçlarına gitmemesini Fenerbahçe sonuçlarına olumlu yansıdı. Realitesi ortada. Ali Bey böyle dedi yani. Böyle dedi. Galiba böyle bir yani totemi Mesut vardı. Mesut Özil'i de bu yüzden affetmiyor. Ya değildir ama en son olasılık bu. En son olasılığı söylüyorum ben sana. Budur şeyi çıkmasın en son olasılık olarak. Çıktı söylüyorum. O. Çünkü geçmiş olsun artık. Yani. KJ'ye bile girdi. Geçmiş olsun yani. O yüzden. Peki bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek ama. Emre Belezoğlu olmaz ama bu. Onu 5 yıl sonra görüşürüz. 5 yıl sonra tekrar bu stüdyoda bunu konuşuruz. Tabii eğer 5 yıl sonra bu gerçek olursa Taner büyük sükse yapabilir o zaman. Yani sizler de deneyimli insanlarsınız. Yani ülke futbolunda kimlerin nerelere geldiğini, ne olduğunu, kimlerin olmaz dediğimiz şeylerin olduğunu biliyoruz. O yüzden zaman her şeyin göstergesi. Ya öyle de Mesut olayı normal Mesut bir olay değil. Mesut bu arada ya. Ciddi bir Mesut'un ego problemi olduğunu sen biliyoruz. Sen Mesut'a bir şans daha verilmesinden yana olur musun? Ya şöyle düşünün. Mahkeme salonundasın. Karşında bir suçlu var. Bu egoyu kimle şey yapıyor bak, Mesut? Mahkeme salonundasın. Karşında bir suçlu var. Karşındaki suçlunun suçunu bilmeden sana affeder misin, affetmez misin diye sorulmaz. Önce adamın suçunu bilelim. İkinci bir şans hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Ne yanlış yaptı? Bunu bilmeden şimdi Nevzat Dindar diyor ki bir stardır, ikinci bir şansa hak eder diyorsun. Ama o starın ne yaptığını bilmiyoruz. Belki de ikinci şansı gerçekten hak etmeyecek, Fenerbahçe'nin manevi değerlerine zarar verecek bir harekette bulundu. Durumlar da bunu gösteriyor bu arada. Yani burada olay İsmail Kartal, Ali Koç değil. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu, Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna karşı yapılmış bir saygısızlık. Anlatabiliyor muyum? Yani burada mesela hukukta da vardır. Hukukta şahıslara yapılan değil, makamlara yapılan saygısızlık ceza kesilir. Yani mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret. O Cumhurbaşkanı'nın ismine yapılmış hakaretten değil, makama yapılmış olan hakarete ceza verilir. Burada da benzer bir durum var. İsmail Kartal'a yapılmış bir yanlıştan değil, Fenerbahçe teknik direktörlük makamına... Yani unvanına yapılmış bir saygısızlığa verilmiş bir ceza. Ama yapılmış saygısızlığın boyutunu bilmediğimiz için ikinci bir şans hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Bunu tayin etmemiz mümkün değil. Bir yandan da ücreti ödenmeye devam ediyor. Evet. Ama yani o zaman... Mesut'un bu açıklamaları sonrası belli ki kolay kolay bir ayrılık olmayacak.